aslında Amerika girdiğimiz süreçte cephenin yayılmasından yana değil. Çünkü cephe yayıldığı zaman İsrail ve Amerika'nın yenilgisi olacak. Yani cephenin yayılması demek Filistin'in dışında, işte Türkiye'nin, Suriye'nin dışında başka ülkelerinde o cepheye katılması sonuçlarını verecek. Onun için cephenin yayılması Amerika'nın yararına değil. Ama istemeyerek de olsa o cepheyi yaymak, genişletmek zorunda kalıyor. İşte gidiyor Yemen'e silahlı hava harekatları düzenliyor. İşte Türkiye'ye karşı son karşılaştığımız harekatları kendi öz güçlerini de katarak düzenliyor. Dolayısıyla Amerika'yı zorlayan yeni bir durum var aynı zamanda. Yani Amerika'nın isteğiyle bu cephe yayılmıyor veya Türkiye'ye Amerika'nın isteğiyle bir cephe açılmış değil ama Türkiye'yi durdurması lazım Amerika Birleşik Devletleri'nin. Çok çok önemli. Yani Türkiye'nin bölgede Suriye ile işbirliği yapması, Irak'la İran'da işbirliği yapması Amerika'nın bütün planlarını bozacaktır, yerle bir edecektir. Türkiye'nin Rusya ile işbirliği Amerikan planlarını hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de perişan edecektir. Bütün bunları dikkate alarak Türkiye'nin Asya'ya kayması, orada mevzilenmesi ve bütün dünya dengelerini değiştiren bir konuma yerleşmesi bunlar Amerika'nın sonu, felaketi olur. Yani Amerika bitmez de sonuç itibariyle Amerikan emperyalizminin bugünkü strateji ve planlarının sonu olur. Trump da zaten Amerika'da şimdi yükseliyor ve önü kesilmez bir gelişme, onu da görüyoruz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri cephenin yayılmasına mecbur kaldı ve yayılan cephe, genişleyen cephe Amerika'nın ve İsrail'in bütün iddialarının Orta Doğu'da, Batı Asya'da sonunu da getirecek. Bunu söyleyebiliriz. Burada kritik sorun şu. Şimdi bakın kamuoyunda herkes Vatan Partisi'nin bulunduğu yere geldi. Yani herkes Amerika karşıtı, herkes NATO karşıtı. Bu çok güzel. Bu büyük bir başarı. Yani Vatan Partisi'nin çok büyük bir başarısıdır. Fakat bugün kritik sorun Amerika'ya veya Amerikan emperyalizmine veya NATO'ya karşı olmak değil. Kritik sorun Amerikan emperyalizmi ve NATO'nun planlarını bozacak eylemin, harekatın içinde olmak. O da nedir? Türkiye, Suriye ile, Irak'la, İran'la, Rusya ile işbirliği yapacak, silahlı işbirliği, Vatan Partisi'nin yıllardır ısrarla savunduğu gibi silahlı işbirliği yapacak ve Suriye'nin kuzeyindeki, Irak'ın kuzeyindeki, İran sınırları içinde de kısmen terörü bu ülkeler silahlı işbirliğiyle temizleyecekler. Mesele bugün bu. Yoksa Amerika kötü, NATO kötü, NATO bizim bağımsızlığımıza karşı, Amerika bizim düşmanımız. Bunun bir, bu tespit çok önemli ama artık bu ayan beyan, herkesin kabul ettiği bir gerçek. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız sorusuna da bir tane cevap verebiliriz. Yani birçok on maddelik biz bir program açıkladık ama burada kritik olan şu, Türkiye, Suriye, Irak, İran nasıl 2017 yılı Eylül ayında işbirliği yaptılar ve Kürdistan'ın bağımsızlık referandumunun sonuçlarını ortadan kaldırdılar ve Kürdistan'ın kurulmasını önlediler. Bugün de bir silahlı işbirliğiyle bölgeden terörü temizleyeceğiz. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Devleti'nin, kamuoyunun ve diğer devlet kurumlarının birleşmesi lazım. Devletin zafiyet içinde olduğunu görüyoruz. Benim basın toplantısında ifade ettiğim önemli fikirlerden biri buydu ve bakın Anadolu Ajansı benim basın Vatan Partisi Genel Başkanı'nın basın toplantısını devlet zafiyet içinde başlığıyla verdi. Bunu çok önemli buluyorum. Çünkü Anadolu alışılmış bir durum değil. Hatta hiç olmayan. Çünkü Anadolu Ajansı biliyorsunuz Türk Devleti'nin ajansıdır ve Türk Devleti'nin güvenlik birimleriyle falan doğrudan ilişkileri olan ve İstiklal Savaşı'nda kurulmuş bir ajanstır. Anadolu Ajansı. Onun bunu başlığa çıkartması, yani bir muhalefet partisi değil, bir muhalif örgütlenme değil. Türk Devleti'nin merkezinde olan bir ajansın Türk Devleti zaaf içinde içerisinde başlığıyla benim Vatan Partisi Genel Başkanı'nın basın toplantısını vermesi çok çok önemli.
Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.